Tamam. Alternatifler ben çıkacaktır. Sevgili, bu ülke sevgili, 85. Sevgili Ersan Hoca'nın söyledikleri e, öne, bir, bir önemli bir bölümüne katılıyorum. Yani bu iktisadi ekonomik meselelerle ilgili yaklaşımımız zaten alışa geldiğimiz bir e, şeyi var. Retoriği var. Doğru. Yani bence de sakıncası da yok. Temas da edilmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin gündemi gerçekten son bir yılı aşkın bir süredir ciddi bir sıkıntı var. Türkiye'de var, küresel anlamda var, Türkiye'de daha fazla var. Yani özellikle dar gelirli kesimin, sabit gelirli kesimin yaşadığı ciddi bir e, sıkıntı oldu ortada. Yani bu var mı, yok mu, şu kadar mı azaldı, bu kadar mı azaldı? Yani bunun e, tartışmak abes de iştigaldir. Belli bir sıkıntı oldu ortada. Zaten Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarda bu meselenin e, farkında, sıkıntı olduğunu, özellikle alım gücü noktasında dar gelirli kesimin, her seferinde de söylüyorum dar gelirli kesimin, orta ve alt gelir gruplarının bakın Türkiye'deki bu aslında sorunların başında bir tanesini söyledi de ben onu da tamamlayayım. Yani bu gelir adaletsizliğiyle ilgili Türkiye'nin temel probleminin başında geliyor. Tamam bizim üretim işte istihdam, ihracata yönelik bir ekonomik model, politika e, uygulanıyor, uygulanmaya çalışılıyor. Bunun teknik ayrıntılarına girmek. Türkiye'nin temel meselesini ben şöyle görüyorum. Aslında bu üretim meselesinde gerçekten katma değeri yüksek üretim ve ihracata dayalı bir modeli mutlaka bir şekilde yavaş yavaş harekete geçirmesi lazım. Takip edebildiğimiz kabate, hükümet bu kadar riskli bir dönemde Hatırlayalım pandemi dönemi daha sonra eklenen Ukrayna-Rusya savaşı, işte küresel emtia fiyatlarının olağanüstü şekilde artması, enerji meselesi, gıda fiyatları ya bunları görüyoruz. Yani bunları biraz Türkiye dünyadan kopuk değil, zaten olmaması da lazım. Yani artık bugün ne olduğunu, şimdi şu anda ABD'de ne olduğunu, Afrika'da, Avustralya'da neler yaşandı, insanlar görüyor, gençler de görüyor. Ama bu şu anlama değil. Türkiye'de olan bu sıkıntıları mahsul, mahsul göstermeye yönelik anlamış lazım. Ama nesnel bir tartışmayı yapıyorsanız her iki tarafın da artı eksilerini ortaya koyacaksınız. Mesela burada söylenen işte ben de katılıyorum. Türkiye'nin temel meselesi üretimdir. İkincisi söylenenin gelir adaletsizliği. Her iki Üçüncüsü, taraf derken neyi tasarruf? Mesela şimdi Türkiye'de bir, 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 bir cenah var. Türkiye'de her şey kötü. Dünya çok iyi. Türkiye kötü. Türkiye'de felaket seriyoruz. Bir tarafta şöyle Türkiye iyi, dünyadan iyi öyle bir şey yok. Türkiye'de iyi giden çok önemli şeyler var. Zaten bu nedenle Türkiye 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Hocam son ekonomide hiçbir şey iyi gitmiyor. Bir, tabii tabii bir saniye bir saniye. Hiçbir ben şey tamamlayayım ki. 25 senedir de Cumhur İttifakı ciddi şekilde bir şeyin altına girdiler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sorumluluğun altına. Türkiye'nin tamamen devlet e, aygıtıyla oynanmış. En, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahribatı verilmiş. Bir dönemden sonra Türkiye'nin bütün kamu kurum ve kuruluşlarını tekrar hayata geçirmek, dışlerinden savunmaya, yargıya, bürokrasiye ya bütün alanlar ya tek bir alanda değil, ekonomi öyle ya devleti ayakta tutmaya, devleti bir, 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 bir işler hale getirmeye, kamu kurum kuruluşları bir adeta düşünün ki yani cumhuriyet Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet en büyük darbesini bakın en büyük şeyi 15 Temmuzdur. Daha önce de Türkiye'de darbeler yaşadık. 60'tır, 80'dir darbe girişimleri, işte antidemokratik müdahaleler vesaire vesaire. Ama bu, bu başka bir şeydi. Devletin kimyasıyla oynanan bir ülke düşünün ya. Kimyasıyla oynanmış. Binlerce bürokrat, binlerce yargı mensubu. Efendim siz suçluydunuz, bunlar suçluydu. Vatandaş şimdi Onlar ayrı tabii tabi. tabii. Onlar ayrı bakın. Onları da hesabını sorun. Onları e? ben her şey anlamında söylemiyorum ama ya ortada bir bir cenaze var. d Bir cenaze var. Bunun kaldırılması lazım 15 Temmuz'dan sonra. Kalktı mı? Ya kaldırıldı da mı önemli Yok ölçüde. Sadece FETÖ'yle mücadele mi yoksa sizin Ya ben o devam eden bakın ama önemli önemli tamir edilmesi. Her şey bitti anlamında söylemiyorum. Ha söylemiyorum. Ben hiçbir zaman söylemem çünkü bu ile mücadele ayrı bir mesele. Yani FETÖ'yü böyle normal bir şey örgütü olarak göremezsin uluslararası ee, e, casusluk örgütlerinin e, aparatı ya yani bilen şeyler yani günlerce Ersan Hoca başta olmak üzere biz çok insan aylarca yıllarca tartıştık mı biz bu konuda yani yani o ayrı bir mesele yani tek başına bir Türkiye-menşeli Türkiye kaynaklı bir şebeke olarak görmemek lazım ama ben şunu söylüyorum gençlerle ilgili şeyi önemli ben gençlerle ilgili bakın Türkiye'de işte zaten muhalefetin şöyle bir şeysi var yani ben muha iktidarla da ilgili birkaç noktada da değerlendirme yapacağım ama önce muhalefet. Çünkü muhalefeti ben çok önemsiyorum. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Ama muhalefetin buradaki e, e, stratejisi siyaset bilimi açısından şöyle sıkıntılı. Ya Türkiye'nin gündemiyle ilgili. Bakın az önce bu şeyle e, Türkiye yüzyılı. Ee, e, e, işte e, 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 Türkiye vizyonu ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı geçen Cuma'ydı. Ankara'da bir toplantı oldu. Ben Deniz'de oraya davetliydim. Takip ettim. Şimdi bakın orada şunu eleştirirsiniz. Şu eksik, şu fazla, şu tekrar oldu. O, girmeyeceğim oraya. Ben sadece ana başlıkları ile ilgili. Ya ülkeyi yöneten 20 yıllık bir siyasi iktidar var. Ve 20 yılın icraatlarını sıralıyor. Ve 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonrasında bir Türkiye perspektifi ortaya koyuyor. Bu ekonomi perspektifi, vizyonu, dış politika vizyonu, bilim vizyonu, yargı bir vizyonu. Yargı benim için de en önemli şeyin başında geliyor. Onlarla da ilgili zaman olursa bir, bir, bir yayında konuşabiliriz. Konuşmamız da şart diye düşünüyorum. Bilim vizyonu ya bir vizyon ortaya koyuyor. E şimdi eğer muhalefet bunu eleştiriyorsa bir karşı vizyon ortaya koyması lazım. Yani muhalefet diyecek ki ana muhalefetin e, şey ana muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir ekonomi vizyonu ortaya koyacak. Bir dış politika vizyonu ortaya koyacak. Terörle mücadele bir vizyon ortaya koyacak. Kültür, eğitim, yargı yani genel geçerli cümlelerle biz gelince her şey iyi olacak. Biz gelince işte hak hukuk olacak. Ya tamam, hak hukuk, hukuk olmasın diyen mi olur aklı başında biri? Olsun da siz bir vizyon ortaya koyacaksınız. Seçim böyle alınır. Çünkü seçim sizin argümanlarınızın, vizyonunuzun, perspektifinizin vatandaşın tercihine koyduğunuz dönemlerdir. Birle tamam de bir Ersan şeyle. Hasan Hoca ekonomi eleştirisi getirdi. Siz Ekonomi yo, siz ek, muhalefet eleştirisi. Ben getirin. hayır, ben ekonomiyle değil ilgili. Hı. Bence Cumhur İttifakının yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçimdeki en önemli ki demokrasilerde de bu böyledir Türkiye'de de değil. Ekonomik endişeler, ekonomik meseleler önemli gündem tutar. İlk sırada gelir. ilk sıranın başında gelir. Ben de yani meşhur Demirel'in işte tencere hükümet getirir, hükümet çok önemli olduğunu Ortada zaten yaşanan bütün geçmişte de yaşadığımız halen de dünyanın bütün ülkelerinde demokrasilerinde gördüğümüz ben en önemli meydan okumanın ekonomiyle ilgili olduğunu ben de düşünüyorum ama tek başına ekonominin bakın tek başına ekonomi değil ve seçmen. E, e, Oyunu kullanırken ekonomiyi düşünür, terörle mücadeleyi düşünür, ülkenin e, bir ülkesel bütünlüğünü düşünür, geleceğini düşünür, dış politikayı düşünür, Kıbrıs'ı düşünür, Ege'yi düşünür, söyleyeyim, hepsini söyleyeyim düşünür. Yani tek başına seçmen tercihini bir ekonomik kritere tek başına diyorum. Bak önemli, en önemli başında geliyor diyorum. Burada da zaten hükümetin, ülkeyi yöneten AK Parti'nin özellikle yine altını çözüyorum, en büyük seçmen sosyolojisi onu oluşturan dar gelirli kesimin dar gelirli, sabit ücretli işçi, memur, emeklilerle ilgili mutlaka alım gücünü yükseltilmesi noktada ciddi bir takım şeyler yaptılar, iyileştirmeler <laughs> yaptılar ama yeterli olmadığı zaten gün gibi ortada. Hocam yeterli değil mi? Berbat. Ya. Berbat. Ya. Yani %83 Berbat ya. enflasyon rakamı tüh. Ya %83 ya bir kilo veya kıyma %150, olmuş Hocam ya. Yani siz bakın ben şuna Bonfile inanıyorum. Bonfile'nin fiyatını dünya, söylemeyeyim sana. Dünya ve özelde de Türkiye son 5 yıldır olağanüstü dönemden geçti. Bu ekonomi noktasındaki değerlendirme, pandemi, işte Ukrayna Savaşı vesaire hepinizin takibi. Olağanüstü dönemine geçiyor. Olağanüstü dönemlerde de devlet, devleti yöneten akıl, devlet yöneticileri mutlaka dar gelirli kesimi. Bakın altını çiziyorum. Bakın bana en hassas olduğum nokta da burada. Dar gelirli kesimin efendim alım gücünü yükseltmek, efendim kaynağı şuradan aktarmak lazım buradan. Ya nereden aktarırsan aktar. Bu olağanüstü dönemde senin ülkeyi sorumluluğuna taşıyan bir e, yöneticiler e, şeyi olarak hükümet olarak sen vatandaşlarını dar gelirli kesimin bu noktada sosyal devlet olmanın en iyi şekilde, en optimal şekilde yerine getirmen lazım. Hocam müsaade edin Bülent Bey geçeyim son bölümdeyiz. çünkü. Ya ben son bir 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 şey çok özür dilerim böyle Müsa bir dikkat. Bu bakın 89 ve e, 2008 2008 Tayland Anayasa Mahkemesi'nin orada iptal gerekçelerinin şeyinde bakın şey vardı. Bir laiklik benim söylediğimde de seküler gözlülükçü e, laiklik değil de dar kalıplı yorumlanması ikisinde kamu düzeni kriteri getiriyor. Bakın kamu düzeni zaten bizim temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanması noktasında sınırlandırılması noktasında temel kriterlerdir. Gerek anayasamızda gerek taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde işkence ve hakkı işkence yasağı ve yaşam hakkı dışındaki bütün temel hak ve özgürlükler belirli şartlar yerine geldiği zaman birincisi özüne dokunmadan temel hak ve özgürlüğün özüne dokunmadan kanunla demokratik toplumun gerektirdiği oranda ve orantılı olarak kanunla sınırlandırılabilir. Şimdi kamu düzeni bunun başında kamu güvenliği, ulusal güvenlik, kamu sağlığı gibi sebepler de bunlar da ayım sözleşmesinde de vardır zaten. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği gerekçe de kamu düzeninden bahsediyor değil mi? Şimdi 2013'ten itibaren başörtüsü yasağının kalkmasıyla kamuda veya üniversitelerde kamu düzeni bozuldu mu? Hayır. Hayır yaşadık mı yani? Kamu düzeni bozulur eğer kamuda ve üniversitelerde başörtüsü yasağı Kalkarsa demişti o dönem Anayasa Mahkemesi. Yani 10 yıldır Türkiye'de bu yasak kalktı diye üniversiteler, kamu düzeni, terör, bir şey mi oldu? Ben başı açık öğrencilerimiz de var, başı kapalı da var ve çok iyi arkadaşlar, çok iyi anlaşıyorlar.